Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kıymetli kardeşlerim, evlilik sürecinde bizim en temel önceliğimiz Rabbimizin rızasına uygun şekliyle bir yuva kurmak ve Rabbimizin emir ve yasaklarını yaşayabileceğimiz bir evlilik planlayabilmektir. Bundan dolayı evlilik öncesindeki süreçte en temelde odaklandığımız noktalar İslam ile alakalı olmalıdır ve din ile alakalı olmalıdır. Konuyla alakalı esasen bu demiş olduğumuzun özetini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifinde bizlere ifade eder. Bir kadın 4 sebepten ötürü görücü olunur. Güzelliğinden, zenginliğinden, ailesinden ve 4. olarak dininden dolayı sen dindar olanını seç ve elin bereket bulsun buyurmaktadır. Onun için evlilik sürecinde odaklanacağımız nokta tamamen din ile alakalı hususlar olmalıdır. Yoksa bunun yanında şayet biz dünyevi hususlara odaklanacak olursak veya evlilik öncesindeki problem olarak görmüş olduğumuz noktalar dünyevi olacak olur ise Allah muhafaza bu yeni kurulan yuvada da sıkıntılar olacaktır. Maalesef bazı kardeşlerde duyuyoruz. Hocam ben evlilik için görüşmeye şey yaptım. Karşı taraf bana işte babasının evi var mı? Damadın evi var mı? Damat ne kadar maaş alıyor? Babasının köyde arazisi var mı? Babasının başka bir evi var mı? Başka bir yerleşkesi var mı anne babasının? Şeklinde onlarca soru sordular diyor. Yine ya da aynı şekilde görüşmeye gidildi. Görüşmeye gidildiği zaman da karşı taraftaki hanım veya karşı taraftaki aday neyi sordu? İşte maaşınız ne kadar? Çocuklarınızı öyle okula mı yollayacaksınız, normal yere mi yollayacaksınız? Kıymetli Müslümanlar, bakın biz yuvamızı kurduğumuz zaman da burada tek gayemiz Rabbimizin rızası olmasıdır. Biz tutup da bir vergi memuru gibi veya tapu memuru gibi tutup da karşı taraftaki insanlara ne kadar mal varlığınız var, ne kadar tapunuz var, eviniz var mı, barkınız var mı şeklinde noktaları temel öncelik olarak belirleyecek olursak Allah muhafaza bu aileden herhangi bir şekilde huzur çıkmaz. Mevla Rabbimizin razı olmuş olduğu, Mevlamızın razı olmuş olduğu bir evliliği inşa etmemiz zor olur. Bundan dolayı önceliklerimiz bu yönüyle dünyevi kaygılar olmamalı. Veya karşı tarafta sormuş olduğumuz şeyler, dünyevi sebepler, etkenler olmamalı. Maaşı, makamı, mesleği, anne babasının konumu bunlar olmamalı. Neyi olmalı? Damat namaz kılar mı? Damat zekat verir mi? Damat oruç tutar mı? Damat sakal takke bırakır mı? Damat camiye cemaate gider mi? Damat bu yönüyle kızımızın dini yaşamasına müsaade eder mi? Önceliklerimiz değerli Müslümanlar bunlar olmalıdır. Tutup da bunları daha hiç mevzu bahis etmeden temel önceliklerimiz karşı tarafın mal varlığı olursa, temel önceliğimiz karşı tarafın tapusunun adeti olacak olur ise bu aileden huzur beklemek doğru olmaz. Onun için önce hanım kardeşlerimiz kendileri, ikinci olarak bunların büyükleri olarak büyükler bunlara odaklanmalıdır. Bunların dışında başka şeylere odaklanacak olur isek bu yönüyle bu evlilik dünyevi bir menfaat icabı, mantık evliliği olarak kurulmuş olur. Yoksa Rabbimizin razı olmuş olduğu bir evlilik olmaz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala آل سيدنا محمد